DAEŞ'in iki bölgeden de temizlenmesi ortak bir strateji gibi gözüküyor. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de diğer aktörler açısından. Ancak Rakka'nın Suriye için ortaya koyduğu önemle Musul'un Irak için ortaya koyduğu önem arasında ciddi farklar var. Yani Musul Türkiye açısından son derece önemli bir bölge olarak ortaya çıkıyor. Türkiye zaten epey bir süredir Başika kampı üzerinden burada hem Musul güçleri diye tabir ettiğimiz Haçlı Vatani güçlerini, kuvvetlerini eğitiyor, hem de Peşmerge'yi eğitiyor. Sonuçta bu eğitilen güçler önümüzdeki günlerde, belki önümüzdeki aylarda başlayacak olan Musul operasyonuna karşı kullanılacak kuvvetler. Türkiye aynı zamanda bu bölgede şu anda Musul operasyonunda yer almak isteyen PKK'nın bölgede olduğunu biliyoruz ve bu operasyon içerisinde yer almak istiyor. Elbette buna hem Kuzey Irak'ta bölgesel yönetimi, Kürt yönetimi karşı çıkıyor, hem Musullar karşı çıkıyor, hem Türkiye karşı çıkıyor. Irak Merkezi Hükümeti'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin burada da bir muğlak tavrı olduğunu görüyoruz. Sanki o güçlerin de bu operasyonda kullanılmasını istiyorlar gibi bir hava ortaya çıkmış durumda. Yani PKK direkt olmasa bile PKK unsurlarının YPG flaması altında Musul operasyonunda yer alması şeklinde bir tablo, resim çiziyorlar. Şimdi Musul'un kaderi, IŞİD sonrası kaderi, şehrin nasıl yönetileceği ve şehirde özellikle nasıl bir düzen kurulacağı çok önemli hale geliyor. Türkiye bu bakımdan ele alındığında bölgede bir tür arabulucu bir ülke, yani tarafların güvenini kazanmış bir ülke. Şimdi tabii burada Musul operasyonunda yarın Irak milis kuvvetlerinin, yani Irak ordusuyla birlikte savaşan Irak milis kuvvetlerinin, Haçlı Şabi diye tanımladığımız ve ağırlıklı olarak Şiilerden oluşan milis kuvvetlerinin Musul'a yönelik bir operasyon yapması bir takım sorunlara yol açabilir. Yani Sünni bir bölgede Şii milislerinin operasyon yapmasının getirdiği bir takım sorunlar oluştu Irak'ta DAEŞ'le mücadele kapsamında. Türkiye dolayısıyla böylesi bir sürecin yaşanmasının da önüne adeta Musul'un geleceği açısından bir geçmek istiyor. Tabii bu bakımdan Türkiye'nin enerjisini Irak siyasetinde ve Kuzey Irak'taki dinamiklerin istikrarlı bir noktaya kavuşması açısından Musul meselesini daha öncelemeli. Yani Musul'un Türkiye'nin PKK Irak politikasındaki ve Ortadoğu siyasetindeki stratejik önemiyle Rakka arasında bir dengesizlik var.